Pasta yapmanın püf noktası nedir? Kastamonu'da bulunan Ayşece Butik Mutfağı ziyaret ettik. Birlikte izliyoruz. Merhaba sevgili izleyiciler. Programımız tüm hızıyla Kastamonu'da devam ediyor. Ve biz de sektörün nabzını tutmaya devam ediyoruz. Şimdiki durağımız ise gıda sektörüne yönelik butik pastacılık üzerine hizmet veren Ayşece Butik Mutfağı konuk oluyoruz. Ve yanımızda firmamızın kurucusu Sayın Ayşe Cemile Vural ile birlikteyiz. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız? Sağ olun. Bizler de iyiyiz. Şimdi öncelikle bir kadın girişimci olarak sizleri tebrik ediyoruz. Zaten başarılısınız. Başarılarınızı anlatacağız. Çalışmalarınızı anlatacağız ama öncelikle bu fikir nereden doğdu? Ve bu sektöre nasıl adım attık? Onları alalım sizden. Tabii ki. Öncelikle lise eğitimimden başladı bu fikir. Çünkü ben ev yönetim beslenme bölümü mezunu, Kız Meslek Lisesi'nden mezun oldum. Çocukluk hayalim diyebilirim. Bir gün gerçekleştireceğime inanıyordum. Değişik yerlerde, halk eğitimde özellikle il ve merkezinde ve ilçelerde pasta kursları, yemek kursları verdikten sonra kendime ait güzel böyle butik bir yerim olsun istediğim için böyle bir yer açmaya karar verdim. Evet, aynı zamanda eğitmendiniz. Evet. Ve doğal olarak da normal bir eğitmenin böyle bir mekan açması gibi doğal bir şey olamaz zannediyorum, kesinlikle, değil mi? Kesinlikle. Çünkü işi biliyorsunuz. Aynen. Hem işi biliyoruz hem yakın etrafım, öğrencilerim hani açmam gerektiğini söylediler. Çok da ilgi talep var bu işlere. Yani hani artık ev usulü herkes organik gıdaya döndüğü için bu pastanın diliminden ben de faydalanmak istedim ve hayalimi gerçekleştirdim diyebilirim bu işlerin. O zaman şöyle diyelim mi? Hayallerinizin peşinden asla vazgeçmeyin. Her zaman bildiğiniz yolda ilerleyin ama işi bildiğiniz yolda ilerleyin, değil mi? Hangi işi biliyorsa insanlar o işi yapmalılar. Evet. Yani mutfağa girip ya da mutfak, ben kendi işimde mutfak olduğu için söylüyorum. Önlüğü giyip yapamayacağınız bir işe kalkışmayın. Çünkü bir işin başında kendinizin olması, o işin mutfağında kendinizin olması başarı yakalamakta en önemli faktör. Onu söyleyebilirim. Kesinlikle. Ve zannediyorum birazcık da sevgi olması gerekiyor, öyle değil mi? Tabii bir işi sevmezseniz zaten yapamazsınız. Yani bu bir gün, iki gün değil. Bir işletme açıyorsunuz. Yani bıktığınız zaman bu iş sürmez. Bu sürecin uzun soluklu olmasını istiyorsanız tabii ki de severek ve isteyerek, özellikle bu türlü gıda işinde de el lezzetine güvenerek başlamak gerekiyor. Kesinlikle. Şimdi burada sarmamız var, evet. Pastamız var ama buranın en önemli özelliği de butik pastacılık. Öyle değil mi? Aynen. Yani butik anlam olarak biliyorsunuz kişiye özel manasında. Siz nasıl istiyorsanız biz o lezzeti yapıyoruz. Yani butik olmasının amacı yaptığımız ürünün size özel olmasını sağlıyoruz.